Kesinlikle tavuğumuzun derisi sağlam olacak. Hiçbir yerine zarar vermeyeceğiz. İçimiz rahat değilse tavuğumuzu yıkayacağız. Tuz serpeceğiz içine dışına. Tuzla iyice tavuğumuzu bir ovalayacağız. Bu da aparat olanlar için. Bugün gezerken bir tane aparat gördüm. Markette hoşuma gitti, aldım. Dedim bir yemek yapalım. Aparatımız bu. Tavuğu şimdi şöyle bir dahacağız. Esas duruşta duracak. Tam şu altından, tavuğun içinden şöyle göstereyim. Şişi içine doğru sokacağız. Bacakları şöyle öne doğru alacağız. Arka tarafta olmayacak. Bacaklar önde olacak. Tavuğu dakarken de şöyle biraz boyun tarafına doğru bir saplayacağız şişe. Tam durması için. Şu bacağını da çekerim. O kısa kalmış. Şu tavuğun kanadı özgür kalmış. Hemen bunu da şuraya takalım. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Şöyle iki tarafında. Buna hiçbir şey yapmayacağız. Kenarlarına patates koyacağız. Soyulmamış patates. Bir tane de soyulmamış soğan. İki tane de soyulmamış sarımsak. Bunu bu şekilde fırına götüreceğiz. Fırınımız 190 derecede sıcak bizi bekliyor. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Tam fırının ortasına en alt gözü atıyoruz. Fırınımız 190 derecede. Arkadaşlar bunda tavuğun derisi çok önemli. Tavuğun derisine kesinlikle zarar vermeyin. Sulu sulu çok güzel bir lokanta tavuğu çıkacak. Fırının kapağını kapatıyoruz. Ortalama 90 dakika. Arkadaşlar fırın atalı 60 dakika geçti. Tavuğumuzun nar gibi kızarması için son 30 dakikasını da 200 derece fırında pişireceğiz. Üzerine salça sürdüğün zaman işte 50 dakikada 60 dakikada pişiyor deniyor. O sadece sizi yanıltıyor. Tavuk çiğ oluyor. Orijinal tavuk bu şekilde pişer. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Fırın 200 alıyoruz. Arkadaşlar şöyle fırının kapağını bir açalım. Hiç bakmamıza gerek bile yok. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz? Patatesler pişmiş. Soğan pişmiş. Tavuk parçalanıyor. Hemen bunu çıkartacağız. Asıl yapmamız gereken işlemi göstereceğim çıkarttıktan sonra. Tabii çok sıcak, çok dikkatli çıkartacağım. Şöyle bir alalım. Çok sıcak, sadece şöyle bir sıcağı geçsin, elimizi dokunabileceğimiz bir seviye gelsin. Biz de o arada patateslerini alalım. Soğanı, sarımsağı. Aynı kumpir gibi çatalla şöyle içlerini eziyoruz. İçlerini ezdik, şöyle bir karabiber serperim. Bundan sonrası size kalmış, pul biber isterseniz serpersiniz, az bir de tuz. Bunlar garnitürümüz olacak, şöyle kenara alalım bunları. Soğanımız gariban kaldı, ona bir şey serpmedik. Az bir karabiberle tuz da ona atalım. Tavuğumuz biraz soğudu. Hemen şöyle tavuğu şuraya getirelim. Hemen aparattan söktük. Tavuğumuzu şöyle bir çekiyoruz. Öyle pişmiş ki çıtır çıtır. Şu boyun tarafını şöyle kırıyoruz. Kenar alıyoruz. Şu kuyruk tarafını kırıyoruz. Kenar alıyoruz. Kuyrukla ilgili de şunu söyleyeyim. Dananın kuyruğunu, kuzunun kuyruğunu, keçinin kuyruğunu yiyorlar. Tavuğun kuyruğu kısa diye mi suçu var? Bir onun kuyruğunu yemiyorlar. Üstten kestik. Sıra geldi buradan kesmeye. Böyle güzel bir tavuk yemek istiyorsan fırında 1,5 saati bir kere gözden çıkartacağım. Şöyle bir çevirelim. Şunu da şöyle bir çevirelim. Patatesi şöyle koyalım.
Sarımsağın şu baş yerini keselim. Hemen onu da kenara koyalım. Sarımsağı da müşteri kendi çıkarsın. Şimdi bu yemeği iki şekilde sunarsın. Bir şef olarak sunarsın, bir de normal müşteri olarak sunarsın. Hemen şöyle yapıyoruz. Derisine zarar vermiyoruz. Direkt yemeğin derisini üzerinden çıkartıyoruz. Birazdan deriyi üzerinden çıkarttığımı göstereceğim size. Şöyle bir göstereyim ki tavuğun nasıl piştiğini görün. O kadar sıcak ki tutamıyoruz. But kısmını koyduk, sıra geldi göğüs kısmına. Üzerine az bir tuz, az bir karabiber. Her müşteri baharatı sevmez, onun için kekik falan koymayacağız. Tabağımız bu. Arkadaşlar şöyle yemeği bir görün. Üzerine salça sürüp de işte 40 dakikada pişti, 45 dakikada pişti. Tavuk çevirme. Bunlara inanmayın. Gerçek tarif burada, orijinal tarif burada. Allah'ın izniyle kesinlikle sizi yanıltacak tarifler vermem. Yaptığınız yemekte mahcup düşmezsiniz. Evinizde 5 yıldızlı oteller yemeği yapabilirsiniz. Şu görüyor musunuz? Tereyağı nasıl eridi? Bu yemeği yapmak istiyorsan bir kere 1,5 saati gözden çıkartacaksın. Sonunda gerçekten çok kaliteli, çok düzgün bir yemek yiyeceksin. Şöyle bir gösterelim. Şöyle açtığı zaman altından efsane çıkacak. Görüyor musunuz? Hiç uğraşmayacak. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.